yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, kongre ve son günlerde çıkan il yönetiminin görevden alınacağına yönelik söylentileri Korkut Ali TV mikrofonlarına anlattı. Başkanım, Korkut Ali'ne hoş geldiniz. Bugün cenaze dolayısıyla geldiniz ama size yakalamışken birkaç soru sormak istiyoruz. Hafta sonu İYİ Parti'nin kongresi vardı. Kongre nasıldı? Bir değerlendirme alabilir miyiz? Öncelikle hoş bulduk. Tüm Kokteyli hemşehrilerime baş sağ olsun. Evet, Batı kardeşim, evladı hakkını affetme kalmış. Söylediğiniz gibi o vesileyle buradayım. Hafta sonu bir olağanüstü 400. kongremizi yaptık. Ve diğer siyasi partilerde gözlenemeyen bir şekilde demokrasi şöleninde bir kongre gerçekleşti. Aday olmak isteyen bütün arkadaşlarımız genel idare kurulu üyeliğine adaylarını koydular ve bunların arasından ilk 50 kişi, asil 25 kişi yedek olmak üzere seçimimizi yaptık. Dün de divan kurulu belli oldu. Biz yani Antalya olarak da ayrıca mutluyuz. Antalya Milletvekili Tuzağ Ural Çokalan Efendi divanda yer almakta, genel başkan yardımcısı oldu kendisi. Bundan dolayı mutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar olağan kongre döneminde ilçelerde, illerde, bütün Türkiye'de kongrelerimiz olacak. Yine aynı şekilde demokrasi şöleni olarak devam edeceğiz. Başkanım ama yakın zamanda kongre yok, o değil mi Antalya'da? Şu anda görünmüyor. Genel merkezden öyle bir şey gelmedi henüz. Peki başkanım, Antalya basında bazı iddialar var. Antalya İl Teşkilatı'nın görevden alınabileceği şeklinde bu konuda ne dersiniz? Şimdi ben 11 aylık il başkanıyım. İl başkanı görevliğine atandığım 5. günden itibaren sürekli bunlar hakkında dedikodular yapıldı. 11 aydır görevden alınıyor, alınacak. Şimdi şu şekilde bana atıfta bulundular. Geçtiğimiz gazeteler benim de elime ulaştı. İşte 250 bin oyu olan, 2 tane belediyesi olan Antalya gibi bir şehrin İYİ Parti'nin genel merkezinde temsil edilmediğiyle alakalı. Şimdi benden önceki il başkanı Nizamettin Sağır kongreyi yapmadığı için biz genel merkez delegesi olarak delege gönderemedik. Üsküdar delegesi gönderemedik. Evet, milletin söylemlerinde şu noktada haklılar. 70'e yakın bir üst kurul delegesi göndermemiz gerekirken bunu Nizamettin Sağır Başkan'ın yapmadığı kongreden dolayı gönderemedik. Bunun faturasını bana kesmeye çalışıyorlar ama siyaseti bilen arkadaşlar bunları yemez. İki belediyesi var, işte 250 bin oy var, temsil edilmiyor. Ki Nizamettin Sağır döneminde de kongre olmuştu. O zaman genel idare kurulunda hiç adamımız yoktu. Antalya olarak bir tane bizim temsil noktasında kimse yoktu. Ama bakın şimdi bir tane genel idare kurulu üyemiz, bir tane de genel başkan yardımcımız var. Şimdi görevden alınmak, verilmek mutlaka bir sebeplere dayandırılmalı. Millet İttifakı'nın en başarılı olduğu illerden bir tanesi Antalya. İYİ Parti'nin en başarılı olduğu illerden bir tanesi Antalya. Yani birileri böyle istiyor diye haber yaptırıyorlar ama bunu zaman içerisinde göreceğiz zaten. Nasıl böyle olmadığını. Başkanım peki Büyükşehir'in kazanılmasında önemli bir katkısı var İYİ Parti'nin. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı'yla çalışmalarınız nasıl? Koordineli gidebiliyor musunuz? Koordineli gitmeye çalışıyoruz. Zaten seçimin hemen akabinde İstanbul seçimleri ülke gündeminde olduğu için 23 Haziran'a kadar düzenli olarak hiçbir hizmet noktasında bulunamadık. 23 Haziran seçimlerine kilitlendirdi. İşte malum İstanbul seçimi de bu işten başarılı çıktıktan sonra şimdi artık yavaş yavaş kadrolar anlamında belediyeyi çok büyük bir mekanizm Antalya Büyükşehir Belediyesi 640 kilometreye tekabül eden bir mekanizm. Asat kendi içinde ayrı bir dünya, Büyükşehir ayrı bir dünya. Şimdi belediye başkanımız burayı tanımaya çalışıyor. Yani altındaki birim amirleriyle, daire başkanlarıyla, şube müdürleriyle koordineli olarak ilçe ilçe gidip bölgenin sorunlarını, muhtarlarını almaya çalışıyor. Şu an için bizimle de koordineli olarak devam ediyoruz. Peki başkanım, Kokteyli noktasında Asat'ta kamuoyunda konuşulanlar olarak söylüyorum. Bir Asat'ın başına İYİ Parti'nin istediği bir isim geçmesi noktasında bir çalışma olduğu konuşuluyor. Böyle bir şey var mı?
Şimdi biz İyi Parti'den olan arkadaşlarımız, özellikle İyi Parti'ye bırakılan belediye ilçelerde biz talebimiz bu yönde. Diğer ilçelerde de varlığımızı göstermek istiyoruz ama yani bir kırsal var, bir tane Asat var. En azından birini İyi Parti'ye ve yani CHP ile uzlaşarak İyi Parti'nin olması gerektiği noktasında biz talebimizi ilettik Muhittin Böce. Bununla ilgili bir dolu olan arkadaşlarla beraber önümüzdeki günlerde başkana sunacağız. Bayramdan sonra çalışmalarımız hız kazanır. Teşekkür ederiz başkanım. Son olarak bir bayram. Evet, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı münasebetiyle öncelikle şehit ailelerimiz başta olmak üzere gazi yakınlarımıza ve Antalya'mıza ve Türkiye'mize Kurban Bayramı hayırlar getirmesine Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah kardeşlik içerisinde hem Antalya'yı hem Türkiye'yi yöneteceğiz. Başta çıktığımız slogan gibi Antalya iyi olacak, Türkiye iyi olacak. Bayramlar da buna vesile olacak inşallah. Teşekkür ederiz başkanım.